Mesela bakın ayette diyor ki Bakara suresi 38. Bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde, yani işare anlamı Mehdi geldiğinde, Hadi kelimesinin kökeni Mehdi. Evet hocam. Değil mi? Mehdi'den, evet. Mehdi kelimesinin tecellisidir hidayet. Bir hidayet geldiğinde, zaten hidayet edicidir Mehdi. Hidayete vesile olan anlamına geliyor. Evet hocam. Değil mi? Bundan sonra size benden, Cenab-ı Allah kendi katından bir hidayet geldiğinde diyor. Yani bir Mehdi geldiğinde inşallah işare anlamıyla kim benim hidayetime uyarsa, benim Mehdi'me uyarsa onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Yani Kur'an'a, İslam'a davet edecektir Mehdi de. Değil mi? Evet hocam inşallah. Bakara suresi 38, oraya bakabilir kardeşlerimiz. Enbiya suresi 73 ve onları diyor Cenab-ı Allah kendi emrimizle onları, bir kişi değil, Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi İnşallah. Ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık. İnşallah. Allah'ın Hadi ismini tecellisidir Mehdi'de, evet. Hazreti İsa'da. İnsanların hidayetine vesile oluyorlar ikisi de, değil mi? Evet. Bak, ve onları kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık. Enbiya suresi 73. İşte Allah'ın hidayet verdikleri bu kişilerdir diyor Cenab-ı Allah. Öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. İnşallah Hazreti İsa'nın ve Hazreti Mehdi'nin hidayetlerine uy anlamı da çıkıyor ayette. Evet hocam. İşare olarak inşallah. İnşallah. Evet. Diyorlar ya Kur'an'da Mehdi'ye işaret var mı ya? İşte bakın açık söylüyorum. Benden sonra diyor mesela, değil mi? İsmi Ahmet olan bir elçinde müjdecisiyim. Evet. Mehdi'nin lakaplarından, isimlerinden birisi de Ahmet'tir. Peygamber. Evet hocam. Ahmet, Muhammed, Mehdi. Ama ismi için ne diyor Peygamberimiz? Onun ismi, ismime, babasının ismi de babamın ismine muvaffak olacaktır, denk olacaktır. Fakat söylemiyor ismini. Evet, inşallah hocam. Muvaffak olacaktır. Artık zuhur ettiğini bileceksiniz. İnşallah hocam. Bakara suresi 38'de Cenab-ı Allah ne diyor? Bak, bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde. Evet. Bunu ezberlesin kardeşlerim. Bak, bundan sonra size benden bir hidayet geldiğinde. Kim benim hidayetime uyarsa. Çünkü Mehdi şahıs olarak hiçbir şey yapamaz. Allah'ın bir tecellisi. Allah onda Hadi ismiyle tecelli ettiği için Mehdilik görevi yapabiliyor Mehdi. Evet hocam inşallah. Onun için de diyor ki Allah kim benim hidayetime uyarsa. Yani Mehdi'deki tecellime uyarsa anlamına da geliyor. İnşallah. İnşallah hocam. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklardır. Korku yoktur. Dünyada dünya hakimiyeti olduğu için korku kalkıyor. Ahirette de cehenneme gitmiyorlar inşallah. İnşallah hocam. Ve onlar mahzun olmayacaklar. Dünyada da mahzun olmuyorlar. Ahirette de mahzun olmuyorlar inşallah. İnşallah hocam. Ve onları kendi emrimizle Hazreti İsa ve Mehdi'yi hidayete yönelten önderler kıldık. İnsanları hidayete yöneltiyor mu Mehdi ve İsa? Evet hocam inşallah. Evet inşallah. Ayetin bir işare manası da budur. İnşallah. Enbiya suresi 73. İşte Allah'ın hidayet verdikleri kişiler bunlardır. Öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. Enam suresi 90. İnşallah hocam. İnşallah.